Arkadaşlar merhaba. Şimdi de bölme işlemi yapıyoruz. Bölme işlemini yapabilmek için çarpmayı çok iyi bilmemiz lazım. Mesela 24 bölü 4 işleminin cevabına ulaşabilmek için şunu düşünmemiz lazım. Ya ritmik saymalardan 4'er 4'er sayarken 24'e ne zaman ulaşıyoruz? 6. sırada 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6. sırada yani cevabı buradan 6 diyebiliriz. Ya da Çarpmayı çok iyi biliyorsak 4 ile kaçı çarparsam 24 olur diye düşünüp 4 kere 6 24 olduğu için cevabın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yani çarpmayı iyi bir şekilde öğrendiysek bölmeye geçebiliriz. Bu dersi daha iyi anlayabiliriz arkadaşlar. 21 bölü 3. 3 ile 7'nin çarpımı 21 olduğu için değil mi? Cevap 7 olur. Ya da ritmik sayarak da yapabiliriz. Mesela sıradaki işlemimizi ritmik sayarak yapalım. 30 bölü 5. 5'er 5'er sayıyorum bakın. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6. 6. sırada geldiği için. Hatırlarsanız var yok çalışmasında da işte 5 ay başarı sayarken 30 var mı yok mu? Var. Kaçıncı sırada peki? 6. sırada. İşte bu çalışmaları yaptığınız zaman bölmeyi daha iyi anlamış olacaksınız. 42 bölü 6. 7. sırada değil mi? 7 kere 6 42 yapar. 56 bölü 7. 7 kere 8 56 olduğu için cevap 8. 72 bölü 8. Doğru cevap 9 olur çünkü 8 kere 9 72'dir. 36 bölü 9 4 çıkar. 4 kere 9 36 olduğu için. Bunları da arkadaşlar zihinden yapacaksınız. Herhangi bir kağıt kalem kullanmanıza gerek yok. Büyük sayılarda bölme işlemi yapalım. 112'yi 4'e bölerken şurada görmüş olduğunuz bölme çizgilerini kullanacağız. Bu bölme çizgilerine alışmanız gerekecek. 112'yi 4'e bölerken burada şunu kullanmıyoruz. 4'er 4'er sayalıp 112'ye ulaşalım. Hayır burada bu yok. Büyük sayılarda ritmik sayma yok. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar bu sefer soldan başlıyoruz. En soldaki rakamdan başlıyoruz. Birin içerisinde 4 var mı diye soracağız. Şimdi hiç bilmeyen için 1'in içerisinde 4 ne demek? Bu cümlenin manası çok fazla kafanızda canlanmıyor olabilir. Bu şu demek arkadaşlar. Dörder dörder sayarken hiç bir yok değil mi? Zaten bir çok küçük bir sayı. O yüzden bunu geçip hemen yanındakine bakıyoruz. Yanındaki derken ikisine beraber. Yani bir olmadı mı? O zaman 11'e bakacağız. Bu sisteme bakacağız. Diyeceksiniz ki hocam dörder dörder sayarken 11 de yok. O zaman 11'i geçmeyecek şekilde durmamız lazım. Bakın sayalım. 4, 8, 12 geçti. O zaman 8'de duracağız. Tamam. Peki ben bu 8'i ne yapacağım? 8 şu arkadaşlar. Dörder dörder. Kaç kere saydım? 2. 4, 8, 2. Bu 2'yi şurada kullanıyorsunuz. Buranın bir adı var ama ismini şu anda söylemeyeyim. İleride daha iyi çalışacağız. Normalde bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bölüm kısmı yani burası. Peki devam edeyim. 2'yi buraya yazdık. Artık buradan sonraki durum şu. 2 ile bu 4 çarpılıp 8 bu 11'in altına yazılıyor ve burada çıkarma işlemi uygulanıyor. 11'den 8 çıktı 3. 2'yi aşağı iniyorum. 32 oldu. 32'nin içerisinde 4 kaç kere var diye soracağız. Yani ne demek istiyoruz? 4'er 4'er sayarken kaçıncı sırada 32 var? 8. sırada var. Buraya yazdığımız sırasını söylüyor bize kaçıncı sıra. 4 kere 8, 32. Buraya 32 yazıp çıkarma işlemi yaptığımızda. 32'den 32'yi çıkardığımızda 0 kalıyor. Bu bizim için kalan sonuç değil. Bu bölme işleminin sonucu 28 olacak arkadaşlar. Yandaki bölme işlemine bakalım. 744'ü 6'ya böleceğiz. Bakın bu sefer 7'nin içerisinde 6 var. Yani 6'şar 6'şar sayarken 6, 12, 6'yı da dahil edeceğiz. Bakın 7'yi geçmeden 6 da kalabiliyoruz. Birinci sıra. O yüzden bölüm kısmına 1 yazıyorum. 6 kere 1 bu ikisi çarpılıyor. Bakın şurası hep çarpma. Çarptığımızın sonucunu bunların altına yazıp çıkarıyoruz. Çıkaralım. 1. Yukarıdan bir tane sayı iniyorum. 4. Yani şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Yukarıdaki herkesi böyle aşağıya inmeyeceğiz. Birer tane birer tane ineceğiz arkadaşlar. 4'ü indim. 14. 14'ün içerisinde 6. 6, 12, 18 olmaz. Geçiyoruz 14'ü. O zaman 6, 12. 2 kez var. 2 ile 6'yı çarptım. 12. 12'yi buraya yazıyorum. Çıkarıyorum. 2. Bu 4'ü de bunun yanına iniyorum. 24. 6'şar 6'şar gene sayıyorum. 6 12 18 24. Ya da 6 kere kaç 24 yapar da diyebilirsiniz. Bakın her seferinde ritmik saymak zorunda değilsiniz. 6 kere 4 24 olduğu için 4'ü yazdık. 6 ile 4'ü burada çarptık. 24 yazıp çıkarıyoruz. Kalan 0. Bakın burası kalan. Peki sonuç kısmı ne? Burası da bizim sonuç kısmımız. Diğer bir ismi de bölüm. Yani 744'ü 6'ya böldüğümüzde 124 çıkacak. Devam edelim bu işlemleri pekiştirene kadar birkaç bölme işlemi daha yapalım arkadaşlar. 193'ü e, 19386'yı 9'a böleceğiz. 1'in içerisinde 9 yok. Peki 19'un içerisinde 9. 9'ar 9'ar da sayabilirsiniz. 2 kere var. 9 kere 2 18. 19 geçmeden durmanız lazım arkadaşlar. Karma işlemini yaparsak 1 bir tane iniyorum. Herkese aşağı inmiyorum. 13. 13'ün içerisinde 9 1 kere var. 9 kere 1, 9, 4 kaldı. 8'e aşağı iniyorum. 48'in içerisinde 9, 5 kere var? 45 çıkardık. 3, 6'ya aşağı iniyorum. 36'ın içerisinde 9, 4 kez var. 4 çarpı 9 da 36 yapar. Kalan 0. Sonucumuz 2154 olacak. Şimdi bölme işlemleri devam ediyor. Burada yalnız size farklı bir şeyler anlatacağım. Aynı bölme işlemleri değil yani benzemiyorlar diğerlerine. Bakın şimdi izleyin göreceksiniz. 5'in içerisinde 5 bir kez var. Çıkardık 0. 3 e aşağı iniyorum. 3'ün içerisinde 5 yok. Bakın. 5'er 5'er sayarken bile daha ilkinde 3'ü geçmiş oluyorum. Yani yok cevabı geliyor. Yok cevabını aldığımızda bölmede bizim için yok demek 0 demek. Yani bölüm kısmına buraya 0 koyacağız. Aslında 0 kere var manasında. Tekrar ediyorum. 3'ü aşağı indik. 3'ün içerisinde 5 olmadığı için buraya bir sıfır attık. Bunu unutmayın. Şimdi 5'i iniyorum. 35. 35'in beş. içerisinde 5 7 kere var. 7 kere 5 35. Çıkardık 0. Yani kalanımız 0 sonucumuz 107 olacak. Yapılan en çok hatalardan bir tanesi. Bakın bu hatayı yapmayın diye bir şey göstereceğim. 5'in içerisinde 5 bir kere var diyorlar. Tamam. Sonra bunların hepsini aşağı iniyorlar. 35'in içerisinde 5 7 kere var deyip cevabı 17 diyorlar. Ama bu yanlış. Ne dedim? Yukarıdan aşağıya sayıları inerken az önce söyledim. Birer birer ineceksiniz. Bir tane ineceksiniz. Yok cevabını alıyorsunuz. Ondan sonra yanındakini. Bazen şöyle olur. Yanındakini de inersin. Gene yoktur bir sonrakine inersin. Her yok cevabında bir tane sıfır koymak zorundasın bölüm kısmına. Bunu unutmayın. Şimdi yandaki işleme bakalım. Sanırım öyle bir durum var. 14.042'yi 7'ye böleceğiz. Birin içerisinde yok. Daha başlangıçtaki yok da sıfır koymak yok. Daha başlangıçta bakın 1'in içerisinde sıfır yok diyorum ama sıfır koymuyorum. Ara işlemlerde yapıyoruz bunu. 14'ün içerisinde 7 iki kez var. 7, 14. 2 çarpı 7, 14 çıkardık. Şimdi bakın inmeye başlıyorum. Bir direkt ok çiziyorum farkındaysanız. Sen de bu sisteme alış. 0'ın içerisinde 7 yok. Bak bir tane yok. Burası 0. Bu yok için 0 geldi. 4'e iniyorum. 4'ün içerisinde 7 yine yok. Bu yok kelimesi için buraya yine 0. 2'ye yi iniyorum. 42'nin içerisinde 7 6 kez var. 42 çıkardık. Kalan 0. Cevap 2006 çıktı. Gördünüz değil mi? Bir de aşağıdakilere bakalım. Arkadaşlar bu sistemde de şunu anlatacağım. Şimdi yukarı dikkat ederseniz rakamlara böldük. 4'e, 6'ya, 9'a, 5'e ve 7'ye böldük. Yani çarpım tablosunda da hakim olduğumuz, ritmik sayma çalışmalarını da yaptığımız 3'er, 4, 5, 6, 7, 8, 9'lara bölme yaptık. Bunlara kolay bir şekilde bölebiliyoruz ama daha büyük sayılara bölerken, mesela 12'ye bölerken, 16'ya bölerken, ne yapacağız? Şimdi 4'ün içerisinde 12 yok ama 43'ün içerisinde 12 var. Fakat 12'şer 12'şer biz saymaya çalışmadık. Size daha önce de söyledim. 12'şer 12'şer saymayın dedim. Biz bunu bilmek zorunda değiliz. Şimdi bu tarz durumlarda arkadaşlar tahminler devreye giriyor. Yani biz burada tahmin üzerine ilerleyeceğiz. 12'nin içerisinde, işte 43'ün içerisinde 12 mesela 4 kere var dedin diyelim ki. Burada tahminlerle gideceğiz arkadaşlar. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Bakın 48 oldu. 43'ü geçtik. Fazla gittik. Demek ki diyorsunuz ki 4 fazla, fazla oldu. Bir küçüğünü vereyim. Bilerek hata yapıyorum arkadaşlar ki siz de bu hata yaptığınızda nasıl doğru sonuca ulaşacağınızı görün istedim. 3 kere var diyorum. 3 kere 2, 6. Şu an 43'ün içerisinde bakıyoruz. Gidip en sağa yazmıyoruz. 3 kere 1, 3. Çıkardığımızda burada bulacağımız sayı 12'den küçükse sıkıntı yok. Yani doğru yoldayız demektir. Bir tane de şuraya yanlış bir yol yapacağım. Onu da göreceksiniz birazdan. Bakın devam edelim işlemlerimize. 43'ten 36 çıkaracağız. Yine 3'ten 6'yı çıkarırken burada komşuya giderek burayı 13, burayı 3 yapabilirsiniz. 13'ten 6 çıktı. 7, 0. He, şunu da yapmayın. Bakın aşağı hiç sayı inmeden 7'nin içerisinde 12 var mı diye asla sormuyoruz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Mutlaka yukarıdan aşağı indikten sonra sormalara başlayın. 72'nin içerisinde 12 var mı? Vardır muhtemelen ama kaç kez var? Yine tahminler devreye giriyor. 6 kez var diye tahmin edelim. 6 kere 2, 12. Elde var. 1, 6 kere 1, 6. 1 de elde. 7. Bakın kalan 0. Doğru cevap 36. Şimdi aynı bölme işlemini yaparken bir şey göstereceğim. 432 12'ye bölerken diyelim ki dediniz ki iki kere var diye tahmin ettiniz. Dedi ki bu işler tahmin üzerine ilerliyor diye. Çarpıyorsunuz 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 24 bakın çıkardınız. Tamam mı? Burası 19 geliyor. Burada devam edemezsiniz. Neden? 12 19 12'den büyük. Yani şu anda bu bizim tahminimiz yanlış. 2 değil 3 kez var. Çünkü 19, 12'den küçük olmalı. İçerisinde bir tane 12 bırakmış oluyoruz. Kısaca en büyüğünü bulacağız arkadaşlar. Bir işlemimiz daha var ona da bakalım. 5072'yi 16'ya böleceğiz. 5'in içerisinde 16 yok ama 50'nin içerisinde 16 var. 3 kez vardır muhtemelen. 6 kere 3 18 elde var. 1, 3 kere 1 3 bir de elde 4 çıkaralım. Evet 2, 7 aşağı indim. 1 kere var 16, 11, 2 aşağı indik. 112'nin içerisinde 16, 7 kere olması lazım. 6 kere 7, 12, 6 kere 7, 42. 42'nin ikisi elde var. 4, 7 kere 1, 7, 4 daha 11. Bakın kalan 0 sonuç yani bu bölme işlemimizin sonucu 3000 bölme işlemimizin sonucu 317 çıkar. Evet bölme işlemini bitirdik. Lütfen ödevlerinizi yapın. Bundan sonraki çalışmamız tam sayılar arasında işlemler olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.